Dik durun arkadaşlar, dik durun. Evet, bakıyorum da toplanmışsınız bile. Teşekkür ederim Gorfo. Ne demek canım, görevimiz. Sevgili oyuncaklarım, dünyamızın genel temizliği için hazır mısınız? Hazırız. Her yer baştan aşağı tertemiz olacak. Gorfo, herkese temizleyeceği bölgenin planını dağıtacaksın. Hiç merak etmeyin efendim. İyi de Şoker nerede? Bugün onu hiç görmedik. Hı-hı. İş olduğunu duydu ya, kesin bir deliğe saklanmıştır. Tembel tenekli ne olacak? Kesin. Neyse siz başlayın, ben onu bulup gönderirim. Emredersiniz Yüce Kulina. Hadi, tamam. Şu hale bak. Tembel tenekli ne olacak? Ne oluyor ya? Bugün genel temizlik günü. Kalk. Sanki bilmiyorsun. Tüm oyuncaklar temizliğe başladı bile. Sen burada keyif çatıyorsun. Bu ne süpürge? Hadi bakalım kaldır poponu. Koridoru, kütüphaneyi ve tabii ki burayı hemen temizleyeceksin Şoker. Anlaşıldı mı? Hadi hemen başlıyorsun. Şu hale bak. Emredersiniz majesteleri. Majesteleriymiş. De. Of of. Ben olmasam bu baş beni kiminle uğraşacak acaba? Temizlikmiş. Ay. Seni var ya. Genel temizlikmiş. Boş yere iç çıkartıyorlar başımıza. Sihirle 2 dakikada halletse ölür sanki. Bu da ne? Mutlaka Kulina'nın sığınaklarından biridir. Kim var orada? Gökyüzüne basıyorsun sersem. Gökyüzü mü? Pardon ya. Görmedim. Merhaba. Ne geliyor bilmiyorum. Ben buraya yanlışlıkla düştüm. Anneciğim çok tırsıyorum galiba. Merakımı mazur görün ama. Siz kimsiniz? Kimlerden oluyorsunuz? Yani hocam, memleketlere... pardon. Ben gökyüzünü dikiyorum. Bu gördüğün kumaş aslında gökyüzü. Her sabah güneş doğmadan gökyüzünü sabaha kadar dikip bitirmeli ve evrenin üstüne gelmeliyim ki insanlar uyanınca onu görebilsin. Peki, bu mumlar ve küreler ne oluyor amca? Amca! Duyuyor musun? O küreler evrendeki herkesin kalbini temsil ediyor. Altındaki mumlar da onları sevenlerin sevgisini. Mumlar erir biterse üstündeki küre sevgisiz kalır. Nana Hanım ve sevenleri ve şu mumları söndürürlerse. Sevgisiz hiçbir şey yaşayamaz. Yok olur.
Amca, amca, bu mumlar nasıl söner? Sevgi bitince, küre kime aitse, onun altındaki mumlar sönerse eğer, bu o kişinin sonu olur. Ya, ne güzel. Demek öyle. Evet, şimdi şuraya bir bakalım. Nefret ve kin kalbe nasıl girer? Bunun mutlaka bir sihri olmalı. İşte burada. Nefret tohumu. Nefret tohumunu minik saksılara ekin. Nefret duyması istenen kişi tarafından sulanmasını sağlayın. Nefret tohumu filizlenip boy verince... İyi de bu nefret tohumunu nereden bulacağım?